Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Doğum kontrolü iki türlü olur. Birincisi, kadının hamile kalmasını engelleyen bir yöntem. Bu bedene kalıcı bir zarar vermemek kaydı şartıyla, yarın değiştirilebilir, ilaçla geciktirilebilir, iğneyle, hapla geciktirilebilir bir hamile kalmayı Önleme yöntemiyle olursa bir sıkıntı yoktur veya erkeğin kendisini koruması yöntemiyle geri çekilmesi yöntemiyle olursa bir sıkıntı yoktur. Buna hamile kalmadan önce doğumu önleme, doğum kontrolü yapma e, bu politikası olarak bir sakıncası yoktur deriz kadının bedenine veya erkeğin bedenine kalıcı nitelikte bir zarar verir, bir daha değiştirilemez bir zarar verilirse, uygulama yapılırsa bu yine sakıncalı olur. İkinci doğum kontrolü yöntemi, kadın hamile kaldıktan sonra rahme müdahale edip çocuğu oradan almak. Yani bir kürtaj çeşidi veya benzeri bir sistemle bu annenin hayati tehlikesi söz konusu olmadığı sürece caiz olmayan bir iştir. Kürtajın caiz olması için yani ana rahmine çocuk düşüp yaratıldıktan sonra oradan alınması için kesinlikle böyle bir şey isteyen Allah'tan korkan bir alime danışmalıdır. Bunun caizlik ihtimali çok düşüktür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.